Tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybeden Manisa eski belediye başkanlarından Ertuğrul Dayıoğlu için iki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunduğu Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası önünde düzenlenen törende Dayıoğlu'nun eşi Hesna Dayıoğlu çocuklarıyla birlikte taziyeleri kabul etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve eşi Şeyda Ergün de Hesna Dayıoğlu'nu teselli etmeye çalıştı. Saygı duruşu ve Dayıoğlu'nun özgeçmişinin okunmasıyla başlayan törende merhum Ertuğrul Dayıoğlu'nun kızı Ece Dayıoğlu söz alarak duygularını ifade etti. Ben bu belediyenin koridorlarında büyüdüm. Düzenler bilir yani ki. Buralarda koşturarak. Babamı yani sizler de tanıyorsunuz ama hani biz o gerçekten Manisa'yı çok seviyordu. Biz Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de Manisa'nın çok önemli bir şahsiyeti kaybettiğini belirterek Dayıoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diledi. Gerçekten de bugün Manisa şehrine iki dönem hizmet etmiş olan bir belediye başkanını kaybetmenin ötesinde bir abisini, bir Manisa sevdalısını kaybetmiş durumdadır. Merhum Dayıoğlu'nun sıcacık kalbiyle, güler yüzüyle, sevgi dolu kişiliğiyle herkesin gönlünü kazandığını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise şöyle konuştu. Sözüm bittiği gün çok fazla söyleyecek bir nokta yok. Bugün Manisa'mız için yas günü. Dün sabah tedavi gördüğü hastanede yaşama veda eden Manisa'mızın değerli bir ismi eski belediye başkanlarımızdan Ertuğrul Dayıoğlu'nu bugün ebediyete uğurluyoruz. Sıcacık kalbiyle, güler yüzüyle, sevgi dolu kişiliğiyle görev yaptığı dönemden bugüne kadar herkesin gönlünü kazanan bu güzel insanı böyle zamansız yitirmenin derin acısı içerisindeyim. Her ölüm bir acıdır. Büyük bir kayıptır ve her ölüm erkendir, zamansızdır. Bugün bu yüce gönüllü insanı son yolculuğuna uğurlarken duyduğumuz hüznün yanı sıra kendisini tanımış olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Manisa'mıza küçük sanayi sitesinin gelmesinde büyük emek sarf etmiş ve belki de sanayimizin bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi olmuştur. Bu şehrin imarında hala onun izi vardır. Her şey bir yana insanlığıyla örnek bir şahsiyeti bugün ebediyete uğurluyoruz. Güleç yüzüyle ve enerjisiyle çevresine ışık saçan değerli ağabeyimiz, çocukla çocuk, büyükle büyük olan ender bir kişilikti. Ve bugün bu önemli isme veda ediyoruz. Yüce Allah, Ankebut suresinde biz aciz kullarına her nefis ölümü tadacaktır buyuruyor. Hepimiz gelip geçeceğiz bu fani dünyada. Önemli olan merhum Ertuğrul abimiz gibi bu gök kubbede hoş bir seda bırakabilmek. Bu duygularla değerli avukat, belediye başkanı, baba, ağabey Ertuğrul Dayıoğlu büyüğümüze Allah'tan rahmet, geride kalanlara ve ailesine, sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Nur içinde yat değerli ağabeyim. Allah rahmet eylesin. Allah mekanını cennet eylesin. Huzur içinde yat. Hatuniye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ertuğrul Dayıoğlu Çatal Mezarlığı'nda toprağa verildi.